Merhabalar Ebru kaç ben nasılsınız? Bugün Evrensel Kitap Evi'ne uğradım. Evrensel Kitap Evi'ne uğradığım zaman orada bana dediler ki Merhabalar Ebru sinek mi yakalıyorsun? Niye böyle yapıyorsun dediler. Ben de dedim ki sen bunu sor diye yapıyorum dedim. Aslında değil refleks olarak tamamen ve tamamen bilmeden bilinçsizce yaptığım bir hareket. Çok yoruldum. Gittim biraz böyle kitapçıları dolaştım. Kendime bir şeyler aldım. Bu arada iletişim yayınları ile ilgili bir kampanya vardı. Oradan bir şeyler keşfettim ama siz zaten biliyorsunuzdur. Ola ki bilmeyenleriniz varsa faydalansın diye de bu videoyu çekiyorum. Ama çok yoruldum. Çok yorulduğum için kendime duble bir damla sakızla Türk kahvesi yaptım. Siz beni izlerken içiyorsunuz diye ben de bu sefer videoyu çekerken hazırladım. Şimdi size aldığım kitaplardan bahsedeceğim. Bahsedeceğim ilk kitap Cem Akaş'tan gitmeyecekler için Urbino. Bu arada ile buluştuk. Dün bir kitap okumuştum iftira diye. O kadar müthişti ki 2016 yılından beri elinde bekliyormuş. Onu hemen Ayla'ya verdim. ile birkaç gene işte kitap takası falan filan yaptık. Bana buradan dedi ki alacaksın değil mi falan dedi. Evet dedim alacağım. Bak hiç beni duymuyor musun dedi. Duymuyorum dedim. Ben aslında hiç e, ilk 2017 yılı olabilir. Sincaplar için gece müziği diye bir kitap okumuştum. Kitabı okuduğum zaman aslında böyle çok, o kitabı okuduğum zamanda da adamın çok manyak bir kafası olduğunu anlayabiliyorsunuz. Fakat detaylı olarak yani kitabı okuyup bitirdiğinizde bu ne ya falan oldum yani niye okudum oldum. Parça parça işlendiğinde çok hoşuma gitmişti. Ama bu parçaların bir oluşturduğu bütün benim hoşuma gitmemişti. Fakat ben bunu paylaştıktan sonra hatta biraz da ağır bir yorum yazmıştım galiba. 2017 yılının sabit fikir listesinin bana attığı kazık olsun bu kitap falan demiştim. Biraz ağır olmuş herhalde. Ama sonrasında tabii ki içimde bir merak da var. Sonrasında Y kitabı çıktı. Y kitabını okudum. Y kromozomu ile ilgili. O da çok ilginç bir kitaptı. Kitabın iki farklı bölümden oluşuyordu. Bir bölümünü okuduğum zaman dedim ki Aa, dedim ya bu adam ne manyak adam iyi ki almışım okumuşum. Bir bölümünü okuduğum zaman Allah Allah ya bunu yazan adamla bunu yazan adam mı? aynı adam mı falan demiştim. Netekim ben bunları söylediğimde ya da bunları paylaştığımda bana dediler ki Cem Akaş'ın en en iyi kitabı 7'dir dediler ve bu 7 için Cem Akaş fanları oluşmuş. Bende de Y2, 7 iki tane vardı hatta birinize hediye etmiştim. Ee, henüz onu okumadım ama aynı dönemde şimdi 3 kitabını daha tekrar yeniden baslar. Bunlar yeni kitaplar değil yeniden basılmış olanlar. Bir tanesi 7 idi 7'yi tekrar candan çıkartlar. Sonra 19 diye bir kitap daha vardı. Bir de bu gitmeyecekler için Urbino vardı. 19 mu bu mu 19 mu bu mu dedim ve bunu almaya karar verdim. Bakalım Cem Akaş'la maceramız nasıl devam edecek gitmeyecekler için Urbino. Bir diğer aldığım kitap bunu e, Ayla gösterdi. Anahtarı çevirmişler anahtarı. Ben aldım aldım bu falan dedi. Ben hemen aldım aldım falan dedi. Bir bak nasıl aldın dedi. İnmiyorsun ki iki gündür dedi sen dedi. Günlerdir inmiyorsun. Yeni çıktı daha dedi. Evet Ayla sayesinde e, Sel'den anahtar kitabını aldım. Aldığım bir diğer kitap e, Alice Walker'dan Meridian. Meridian. <gülüyor> Meridian. <laughs> Söyleyememişim. Renklerden Moru kitabını biliyorsunuz çok uzun zamandır basımı yoktu. Doğan Kitap tekrar basmıştı. Okumuştum ve onu da şiddetle ve ısrarla tavsiye etmiştim. Aynı zamanda yasaklanan kitaplar arasına da giriyordu. O yazarın bu kitabı da çok uzun zamandır aklımdaydı. Gitmişken aldım. Gitme sebebimle evet. Kendime bu aldıklarımın hepsi kendime doğum günü hediyesi olarak aldım arkadaşlar. 42 yaşıma girdim. Aslında 43'e girmiş oluyorum ama bir tane yaş söylendiği için 41 diyordum şimdiye kadar ama 42 diyeceğim artık. Ama aslında galiba 43 oldum. Neyse Olmadım birkaç günüm kaldı. Evet bunlar kendime doğum günü hediyesi. Sevgili Javier Marias'tan tüm ruhlar Javier Marias'ı çok çok sevdiğimi zaten biliyorsunuz. En son bir Berta listasından çok hoşlanmamıştım. Ama o da aslında kitap kötü olduğu için değil. Çünkü bu yazar yani alışveriş listesi yapsa okurum dediğim bir yazar olduğu için. E, belki çevirmenle alakalı bir Seda savcıya çok alıştığımız için belki bunu okuyamadım diye düşünmüş olabilirim. Bu arada ölmeden önce bin bir kitap kitabından baktığımız zaman aslında Yazarın binbir kitap listesinde olan kitapları vardı fakat hala henüz çevrilmemişti yani benim okuduklarım binbir kitap listesinde değildi bu tüm ruhlar binbir kitap listesinde olan bir kitap ve alışa geldiğim Xavier Maria's kalınlığında değil 178 sayfa şimdi bu video yüklendikten sonra da ilk bunu okumaya başlayacağım Sonrasında bir diğer aldığım kitap şu kitabın güzelliğine bakar mısınız çıktı günden beri çok e, e, aklımda kalan bir kitaptı keyif verici maddelerin tarihi cennet tat ve mantık böyle kahvelerden işte falan filan bahsediyor böyle bakar mısınız şunun güzelliğine çok hoşuma gitti bunu da aldım bahsedeceğim bir diğer kitap şimdi bunları da aile internetten aldı. Aslında bu kitap evet Pegasus yayınlarından bir, <laughs> bir kitap aldım. 2008 Man Booker ödüllü kitap Beyaz Kaplan. Bu kitap ne alaka aldım diyeceksiniz. Çok alakasız bir şekilde aslında Twitter'da dolanırken ki normalde ben aslında Twitter aktif olarak kullanmıyorum. 2008-2019 yılında falan herhalde Twitter almıştım kendime. Fakat ben o Twitter'ı daha çok böyle bir hatıra rehberi falan olarak kullanıyorum. Sürekli video çektiğim için ve videoları çektikten sonra telefondan çekiyorum ve bunu yüklerken hafızada çok fazla yer kapladıkları için ee, silmek zorunda kalıyorum telefonda hiçbir bilgi tutamıyorum. Bu yüzden de aslında Twitter'ı bir tür rehber hafıza olarak kullanıyorum. İşte fotoğraflar, ne bileyim işte Bodrum'da böyle orada arada sahilde güneş batırırkenki fotoğraflar, kışın karda soğukta böyle onlara baktığım zaman moralleniyorum. Orada işte bir fotoğraf eklemek istediğimde önüme 3-5 metin kim ne düşüyorsa onu görüyorum. Orada da başar, başarırın biri yani takip ettiğiniz biri bir fotoğrafı beğendiği zaman önünüze düşüyor işte şu kişi şunu beğendi diye. Başar başarır bir tweet beğenmişti. O beğendiği tweetin içinde dört tane kitap vardı. Bu kimin söylediğini hatırlamıyorum hakikaten. Bu dört kitabı mutlaka okuyun bana teşekkür edersiniz diyordu. Kitap dört kitabın içerisinde iki kitabı okumuştum. Bir tanesini şu an hatırlıyorum. Size defalarca aslında buradan bahsetmiştim. Bulursanız mutlaka kaçırmayın diye. Connie Palmden arkadaşlık kitabıydı. Ayrıntı yayınlarından çıkan. Ben çok çok beğenmiştim. Ve aslında açıkçası elime geçtiğinde ya da herhangi bir sahafta ya da bir yerde gördüğümde dayanamayarak satın alıyorum ve arkadaşlarıma hediye ediyorum. İşte o kişi her kimse bu dört kitabın içerisinde arkadaşlık kitabı vardı. Ben de o kitabı okuyup çok çok beğendiğim için Oradaki listede beyaz kaplan da vardı. Ee, o yüzden bunu öyle bir almıştım sonra yani listeye atmıştım alayım diye. Aile kitap yurdundan sipariş verme bizim bir de telefonla uzun vadeli sipariş verme fasıllarımız oluyor. O arada bunu söylediğimde bunu eklemişti Aile'den bugün onları teslim aldım. Beyaz Kaplan da bu vesileyle e, aldığım bir kitap. Bir diğer kitapta e, Henry e, okuyamadım. Cehennem kitabı, Maya kitaptan bunu da Ayla bir sahaftan bulmuş. Aldığı sahafta iki tane varmış. Dedi ki iki tane var alayım mı sana da al dedim. Nadir kitaptan iki tane olarak aldı. Cehennem bir diğer kitap. En büyük işte bu en baba doğum günü hediyesi. Mimesis. <laughs> Mimesis. Bunu biz o kadar çok maceralı bir şekilde aldık ki. Şimdi Çankaya Kitap Fuarı'na gittiğimde Çankaya Kitap Fuarı'nda aslında bu kitabı alacaktım. Fakat Biliyorsunuz ki standlar çok küçük. Yayın evlerinin de kitapları çok çok fazla olduğu için... ...yani ancak bir tane iki tane kitaplar getirebiliyorlar. Bazı kitapları birer ikişer şeklinde getiriyorlardı. Ya da işte bir yazarın 8-10 kitabı varsa... ...işte o sadece iki kitabını, üç kitabını getiriyordu. İteki'de de bu kitap tekti, ortada duruyordu. O kadar çok bende dahil. Hepimiz kitabı parmakladık, karıştırdık. Yani o kadar çok e, inceledik ki... ...o yüzden almadım <laughs> bir tane olduğu için zaten şey vardı. Bol bol da Ali Lider sevgili Ali Lider kitabı vardı. Ali liderin 8-10 çeşit kitabı vardı. dedim ki şundan bir tane getiriyorsunuz Ali Lider'dan 8-10 tane mi getiriyorsunuz dedim. Ali Lider'la alakalı olarak değil hani bunu alamadım bir tane olduğu için diye. Ali Lider'in imzası varmış Ali Bey'in o yüzden çok fazla getirmişler. Ne tekim neyse. Sonrasında tekrar e, Ayla Ayla'yla konuşuyoruz. Ayla artık işte şu bir bir alalım artık. Bak fuardan alamadık. Tamam dedi. Ondan sonra kitap yurdundan almaya karar verdik. Aslında o beyaz kaplanın macerası o. Kitap yurdundan almaya karar verdik dedi ki ya dedi bir şey daha eklememiz gerekiyor dedim ki beyaz kaplanı ekle. Tamam dedi. Ondan sonra baktı. Aile biraz öyle düşünür, taşınır, ekler, çıkartır, iptal eder falan. Ondan sonra e, ee, durdu durdu düşün dedi ki yok dedi şimdi dedi bunlara dedi kargo sistemini değiştirmişler öyle yapmayacağım böyle yapmayacağım ben de sana dedi beyaz kaplanı alayım kızlayda bir kargo teslim şubesi var oradan alırım dedi bunları yine almadı bize <laughs> yine alamadık beyaz kaplanı aldık sonra gitti beyaz kaplanı teslim aldı ama ben daha bugün teslim alabildim sonrasında e, ee, gitti çok maceracı oldu bu yani. Sonrasında dedi ki aa dedi diyener dedi bana dedi 10 TL indirim çeki vermiş dedi. Oradan alıyorum kimse dedi. Kendine de alacak. Tamam dedi. Aldı. 10 gün falan oluyor. Sonra dedi ki ya Ebru dedi bu dedi 10 gün oldu dedi. 12 aradım dedi. 12 günde teslim diyorlar dedi. Ben dedi iptal ettim dedi. <laughs> sonra düşündüm dedi o dedi yerinden teslim daha mantıklı oluyor dedi. Tekrar <laughs> 10 gün bekledikten sonra ya da 5 gün ya da 6 gün bilmiyorum artık. Tekrar iptal etti, tekrar kitap yurduna gitti, tekrar kitap yurdundan bir daha sipariş verdi falan filan derken yani uzun uzun ee, vesilelerle sonuçta kitabımıza ailelerle beraber kavuştuk bir meses. Evet bu da bir diğer kitabımızdı. Sonrasında her şey oldu bitti. Ee, dost kitap uğradım dönerken uğradığımda da orada indirimli kitaplar diye bir bölüm yapmışlar aslında şimdi burada bahsedeceğim kitapları göstereceğim size birkaç kitap aldım ee, Ankara'da dost kitap evinde var bazı kitap evlerinde de varmış ama onun haricinde ben hani nedir ne değildir diye baktığımda kitap yurdu internet sitesinde de aynı fiyatlarla kitapları gördüm o yüzden internet sitesinden de bu kitapları alabilirsiniz Virginia Woolf e, e, kitabını aldım bunun etiket fiyatı 10 liraydı dayanamadım aldım sonra geldim baktım burada bir tane daha varmış varmış şimdi kalkamadım iki tane oldular Virgin Woolf aldım bunun üzerindeki etiket 10 liraydı sonrasında şöyle bir kitap aldım Altın Buzağı diye bunun fiyatı da gördüğünüz gibi 10 TL idi. Bunları ben sonra internetten inceledim. İnternetten incelediğimde e, burada 10 liraysa orada 7,5 lira falandı. O yüzden kaçırmayın diye aslında bu videoyu çektim. Bir diğer aldığım kitap bir tek bu 12 liraydı. Nabakov'du. Nabakov'la ilgili. E, bu da burada 12 TL idi. Gördüğünüz gibi. Bunun gibi aslında Boris Vian'ın da vardı. Almadığıma sonra pişman oldum. Gittim. Ee, şeye aldım. Virginia Woolf'u aldım. iki tane olmuş. Boris Vian'ı bıraktım. İkisi de aynı paraydı. Neyse kısmet değilmiş bu. Virginia Woolf birine hediye olacakmış. Kısmet olmuş. Bu da bir diğer aldığım 12 lira olan kitap. Evet e, bu böyle kısacık bir pazar pazar. Aslında bu iletişim yayınları indirimlerinden faydalanmanız için e, olan bir alışveriş videosu olmuş olsun. Bu arada Orada sadece bu kitaplar yoktu. İletişim yayınlarında aklınızda bulunsun. Latife Tekin'in 4-5 tane kitabı vardı. 7 TL'de etiketi vardı. Zannedersem Latife Tekin can yayınlarına geçtiği için iletişim yayınlarında olan kitaplarını 7 TL'ye satıyorlardı. Can yayınları 7 TL yaz kampanyasında olan bazı kitaplar ee, orada yine Dost Kitabevi'nde işte Küçük İskenderler vesaireler falan filan 9.99 lira falan gibi fiyatları vardı. Hep kitaptan e, ben de olduğu için almadım. Yürümenin felsefesi kitabı da e, indirimdeydi. Kolektif'ten 2-3 tane kitap vardı. İletişim Yayınları'ndan ben bu biyografi olanları ve bir romanı seçtim ama 3-4 farklı seçenek roman daha vardı. Ayrıca bunların haricinde ne vardı? Kolektif kitaptan vardı. Hep kitaptan vardı. Ee, şu an şimdilik hatırlayabildiklerim bu kadar. Evet bu da size e, kısacık bir kitap alışverişi videosu olsun. Kendime doğum günü hediyeleri aldım. Şimdi kahvemi e, içeceğim ve Javier Mariası'nı okuyacağım. Kendinize iyi bakın. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.